Merhaba, Investaz'da yatırım menkul değerlerden ben Eren Tepekıran. Cuma günü gelen tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin altında kaldığını takip ettik. 175 bin beklenen tarım dışı istihdam verisinin 156 bin ile beklentileri karşılayamadığını gördük. Ortalama saatlik kazançlara baktığımız zaman ise 0.2 ile beklentiler dahilinde kaldı. İşsizlik oranlarındaki gelişmeler ise 4.9'dan 5'e çıktı. Eurolar tarafına baktığımız zaman tarım dışı istihdam verisiyle hareketlilik yaşandığını takip ettik. Belirttiğimiz seviyelerden 1.11.60 desteğinin kırılması ile 1.11 seviyesine kadar geri çekildiğini gördük. Tekrar deneyip kırması durumunda 1.10.20 desteği beklenebilir. Tarım dışı istihdam verisinin olumsuz gelmesiyle düşüşlerde kalıcılık sağlayamayan Eurolar tarafında tekrar yükselişleri takip ettik. Yükselişlerin devamında 1.10.12.20 aşılması durumunda ise 1.13 dirençlerimizi takip edilebilir. Dolar-TL tarafına baktığımız zaman ise tarım dışı verisiyle sert satış baskısının hakim olduğunu takip ettik. Bizim için önemli olan 3.03.60 desteğimizden yükselişlerin tekrar gerçekleştiğini gördük. 3.03.60 desteğinin kırılması durumunda ise takip edeceğimiz önemli destek seviyemiz 3.02.60 olarak takip edebiliriz. Yükselişlerde 3.06 direncimizin geçmesiyle 3.07 seviyesine kadar takip edilebilir. Altındaki gelişmelere baktığımız zaman ise 1.250 desteğimizden çalıştığını görmekteyiz. Önemli destek seviyemiz olan 1.250 dolarların kırılması ile 1.243 seviyelerine kadar geri çekilmeler yaşanabilir. Yükselişlerde 1.250 dolara tutunması durumunda ise 1.256, aşılması durumunda 1.262 ve 1.268 dirençlerimizi test edebiliriz. Investaz yatırım menkul değerler, iyi yatırımlar diler.